Günaydın, mutlu sabahlar. Navda Haber ilk bakışta başlıyor. Ben Zafer Söken. Bugün 5 Haziran Çarşamba. Bugüne ne yazık ki acı bir haberle başlayacağız. Kayseri'de iki pilot albayın kullandığı eğitim uçağı düştü. İki kahramanımız o kazada şehit oldu. Cenaze var mı? İki tane cenaze var. Kayseri'de eğitim uçağı düştü. Kazada hava pilot albay Uğur Yıldız ve hava pilot albay Gökhan Özen şehit oldu. Ses geldi, sesten biz buraya çıktık geldik. Ama geldik dumandı, biz yanaşamadık. Uçak sabah saatlerinde Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktı. Bir süre sonra büyük bir gürültüyle tarlaya düştü. Köylüler ilk müdahaleyi yaparken kısa sürede bölgeye çok sayıda jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi ulaştı. İki pilotun şehit olduğu kazanın sebebi henüz belirlenemedi. İtfaiye geliyor, atın olayı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait SF-260D tipi bir eğitim uçağımız henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Eğitim sırasında kaza kırıma uğrayan uçağımızda şehit olan iki pilotumuza Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Hava Kuvvetleri'ne ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Şehit pilot albay Gökhan Özen'in 9 yaşında bir kızı vardı. Eskişehir'de düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Şehit pilot albay Uğur Yıldız ise İzmir'de toprağa verilecek. Şehitlerimiz bugün vatan toprağına emanet edilecek. Bugünün manşetlerinde de şehitlerimizin acı haberi var. İlk gazetemiz Yeni Çağ Gazetesi. Yeni Çağ Gazetesi sür manşetten iki pilot albay şehit diye duyuruyor. Ve aslında o iki pilot albayın kahraman olduğunu da buradan öğreniyoruz. Tarlada çalışanların üzerine düşmemek için manevra yapmış diyor Yeni Çağ Gazetesi. Eğitim uçağının düştüğü tarlada çalışan Salih İçer uçak dengesini kaybetti, sesi gitti. Sesi gittikten sonra direkt bize doğru geldi. Herhalde bizi gördü, arkadaşları da fark etti. Düşüşünü gördük. Tarlanın hemen başındaki arabada 5 çocuk vardı. Tarlada da 15 köylü vardı. Bize doğru geliyordu. Üzerimize düşmesin diye yüzüstü aşağı inerek düştü dedi diyor. O tarlada çalışan bir işçi. Yani 20 kişiyi de kurtararak şehit oldu iki kahraman pilot albayımız. Yürek yangını haberinden orman yangınları haberine geçelim. Yeşil Vatan, sıcak havaların gelmesiyle birlikte yangın sezonu da erken başladı. 4 ilde, o 4 ili göreceğiz. Bursa, Antalya, Mardin ve Muğla'da orman yangınları vardı. Yaz geldi, havalar ısındı, yangın mevsimi erken başladı. Yeşil Vatan alevler içinde yandı. Yurdun dört noktasından orman yangını haberleri geldi. Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başladı yangın. Hava sıcaktı, alevler hızla yayıldı. Şuna bak ya. Kızılçam Ormanı'nda başlayan yangını fark eden vatandaşlar hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 48 araç ve yaklaşık 400 personel ulaştırıldı. Ekiplerin karadan ve havadan canla başla müdahalesi de yangını hemen söndürmeye yetmedi. Yaklaşık 4 saat sonra yangın kısmen kontrol altına alınabildi. Tamamen söndürülebilmesi ise gece saatlerini buldu. Bursa valisi çıkan yangında yaklaşık 100 hektarlık alanın alevlerden etkilendiğini açıkladı. Antalya'nın Aksu ilçesinde de ormanlık alandan dumanlar yükseldi. Sebebi henüz bilinmeyen o yangına 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin zorlu mücadelesinden sonra alevler kontrol altına alınabildi. Çıkan yangında 5 hektarlık alan küle döndü. Muğla'nın Milas ilçesi de bir başka orman yangını noktasıydı. Öğle saatlerinde başlayan yangına hemen 5 uçak, 4 helikopter, 44 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle birlikte itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın karadan ve havadan yapılan müdahaleyle hızlıca söndürüldü. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü açıklandı.
Siyah dumanlar da var. Mardin'in Kızıltepe ve Mazıdağ ilçelerinde ise çıkan yangınlarda tarım alanları alevlere teslim oldu. İki ilçede çıkan yangınlarda arpa ve buğday ekili yaklaşık 50 dönüm tarla zarar gördü. İlk bakışta yerel gazetelerin manşetine de birlikte ilk bakışı atıyoruz. Bugünün yerel gazetesi İzmir Yeni Gün gazetesi, talan haftası diyor Yeni Gün. Ege'nin kuzeyi altın madeni ve taş ocaklarıyla, güneyi ise JES'ler, taş ve kömür ocaklarıyla kuşatılmışken bakanlık Türkiye Çevre Haftası kapsamında hepimizin bir dünyası var temasıyla etkinlikler düzenliyor diyor. Bir çevre duyarlılığı gösteriyor Yeni Gün gazetesi bu hafta. Evet, bir çevre haftası. Hafta sonundaysa liselere giriş sınavı vardı. Hepimiz hatırlayacağız. 1 milyondan fazla öğrenci o sınavda ter döktü. O sınava dair yeni bir gelişme yaşandı muhalefetinde. Çokça tepkisini çekti. Çünkü o sınavda öğrencilere AK Parti'nin sloganı soruldu. Türkiye yüzyılı kavramı AK Parti sloganı. Anadolu kültürü tüm dünyaya barışı ve huzuru getirmeyi hedefleyen Türkiye yüzyılının temel dayanak noktasıdır. Bu cümlenin türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? LGS'de bir soruya Türkiye yüzyılı ibaresini koysanız Adalet ve Kalkınma Partisi sempatizanı mı yaratacağınızı zannediyorsunuz? Bu kadar zavallılık olabilir mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredatında ismi olan Türkiye yüzyılı için evet AK Parti sloganı demişti. Türkiye 100 yılı liseye giriş sınavında Türkçe testine soru olarak da girdi. Türkiye bir parti devleti değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşa taahhüt ettiği ve vatandaştan da oy almasını sağlayacak olan bir ideali hayata geçirmek için çaba sarf edeceğim. Sayın Bakan çok açıkça diyor ki bu bir partinin sloganı, kendisini aslında Milli Eğitim Bakanı olarak değil, Cumhurbaşkanı'nın atadığı bir memur olarak görüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat için Cumhurbaşkanı'nın hayalini gerçekleştirmeye çalışıyorum dedi. Yusuf Tekin Bakan'ın milli eğitime empoze etti. Tarikat ve cemaatlerin planlı bir suikasti ve darbesidir. Parti ideolojisinizi milli eğitim programı haline getiriyorsunuz. Eleştiriler içerikten değil, daha çok ideolojik. Bir siyasi partinin seçim zamanında kullanmış olduğu sloganı başında milli ibaresi bulunan Milli Eğitim Bakanlığımızla özdeşleşen bir yapıda bir sistem olarak getirmeye çalışıyorlar ve üstelik bunu da LGS'de öğrencilere soru olarak sormaktan dolayı büyük bir mutluluk için. Yeni müfredatın ismini taşımasına tepkiler vardı. Liseye giriş sınavında AK Parti sloganının soru içinde yer alması o tepkileri artırdı. Bir an önce Milli Eğitim Bakanlığı istifa etmesi lazım. Çünkü siyasetin okula girmemesi lazım. Milyonlarca insan geçim derdi yaşarken siyasetin tartıştığı konularda bu şekilde. O geçim derdi gazetelerinde manşetinde. Geçim sıkıntısı büyüyor, halk açlıkla sınanıyor diyor Yeni Çağ gazetesi. İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 61.523 liraya yükseldi. İPA Başkanı, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle 10 kişiden biri yatağa aç giriyor dedi. Şimdi efendim sizlerden bir 25 saniye rica edeceğim. Lütfen ne iş yapıyorsanız bırakın. Kahvaltı masasındaysanız da çatallarınızı, bıçaklarınızı bırakın. Bir annenin sesini hep birlikte dinleyelim. Asgari ücretle çalışan bir anne. İki evladı var. Biri 5 yaşındaki oğlu lösemi hastası. Ona et alabilmek için ikinci işe gitmek zorunda. O ikinci işe giderken çocuklarını evde yalnız bırakıp komşuya emanet edip gitmek zorunda. Hala insanlarda, işverenlerde, özellikle birazdan Çalar Saat'te izleyeceksiniz, işveren cephesinden hala ara zamdan fedakarlık isteniyor asgari ücretinden. Siz izleyin bu görüntüyü. Bakın kim fedakarlık yapması gerekiyor, kimin fedakarlık yapması gerekiyor. Birlikte karar verelim. Asgari ücretten çalışıyorum. 15 bin kira mı vereyim, çocuklarımı mı okutayım, alışveriş mi yapayım, yol parası mı vereyim, ne yapabilirim? Şu an o kadar sinirliyim ki ben kanser ilaçlarımı alamıyorum. Benim çocuğum şu anda lösemi et yemesi gerekiyor ama yiyemiyor. Şu anda lösemiden yardım alıyorum ben. İki tane çocuğum ben eve kapattım, kilitledim üzerinden ikinci işime gidiyorum. Oradan da pasta yapacağım ki ek gelirim olsun diye. Hakkım helal mi? Helal değil işte. Siz kararı verdiniz herhalde. Dün akşam kabine toplantısı vardı. Kabine toplantısında iki önemli haber. Birincisi bayram tatilinin ne kadar olacağı, kamu çalışanları, memurlar için tatilin 9 gün olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Bir diğer önemli haberse o çok büyük emekli ikramiyesi var ya, 3000 liralık. Onun ne zaman yatacağını da açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bakın izleyelim. Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran
pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala resmi tatil kaç gün olacak merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı. Kamu görevlileri Perşembe ve Cuma günü de idari izinli sayılacak. Bayram tatili memurlar için 9 gün olacak. Böylelikle Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz. Bayram tatili 15 Haziran Cumartesi günü başlayacak. 23 Haziran Pazar günü sona erecek. Bayram tatilinde tatil yapabilmek de kurban kesebilmek de emekli için hayal. Çünkü ikramiyesi ikisine de yetmiyor. Emekli ikramiyesi 2024 yılı itibariyle %50 artışla 3000 liraya çıktı. 3000 liralık bayram ikramiyesi bayramdan hemen önce emeklilerin hesaplarına yatacak. Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Kalın sağlıcakla. Emekli büyüklerimiz şimdi o 3000 liralık ikramiye ile önce gidip bir büyükbaş hissesine girersiniz. Ardından bir 5 günlük tam pansiyon tatil yaparsınız. Torunlara harçlık da verirsiniz. Kalan parayla da birkaç çeyrek altın kenara atarsınız, tasarruf yaparsınız. O 3000 lira çünkü kolay kolay bitmez değil mi? Ne yazık ki durumumuz bu şekilde. Günün karikatürü de ilk bakışta yer alıyor. Bugünün karikatürü Gazete Pencere'den Bülent Çelik imzasıyla erken seçim karikatürlerin gündemine girmiş durumda görünüyor. Topun sahibinden beklenen teklif gelir diyor Bülent Çelik. Hadi gelin maç yapalım ikinize karşı tek diyor bir vatandaş ve diğer çizgilerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan da Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'ye benzeyen iki çizgiye imza atmış Bülent Çelik. Hava durumu diyelim, sıcaktan kavruluyoruz, günlerdir sıcak. 2 gün daha da sıcak olacak ve beklenen o serin haber Rusya'dan geliyor. Meteoroloji sıcak hava konusunda uyarmıştı, öyle de oldu. Dün Türkiye sıcaktan kavruldu. Çok sıcak, vantilatörlerle zor duruyoruz. Birden geldi, vücut alışmadı galiba. Sıcaklıklar 2 gün daha mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ve serinleten haber, Cuma günü sıcak hava yerini rüzgara, güneş yerini yağmura bırakacak. Bazı bölgelere sağanak yağmur geri gelecek. Yarım saat yürüyemedim, çok sıcak. Yine Allah'ın işi, ne yapalım? Meteorolojiye göre bugün ve Perşembe günü de yurdun genelinde hava çok sıcak olacak. Dün birçok kentte en sıcak günlerden biri yaşandı. Termometreler 40-45 derecelere dayandı. 2 gün daha sıcaklık 40 derecelerin üzerinde devam edecek. Güneşin altında sıcaklık 45 derecelerde hissedilecek. Of, yanıyoruz abi, yanıyoruz. Cuma günü hava sıcaklıkları 6-7 derece düşecek, mevsim normallerine dönecek. Rusya tarafından yurda sert rüzgarlar girecek. İstanbul'a, Marmara'ya, Karadeniz'e, İç Anadolu ve Ege'ye serinlik getirecek. Sıcaktan bunalanlar rahat bir nefes alırken yurdun iç bölgelerinde yağmurların yeniden başlaması bekleniyor. İç Ege'de ve Isparta, Ankara, Bolu ile Eskişehir taraflarında yine sağanak yağmurlar var. Efendim ilk haberlerimizden biriydi orman yangınları. Bu sıcak havada orman yangınlarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle mesil alanlarında yakılan o ateşlerin söndürülmesi gerekiyor. Ve izmaritleri sokağa, ormanlık alana, yol kenarlarına atmamak gerekiyor. Günün ilk manşetlerine birlikte baktık, sıcak gelişmelerine birlikte göz attık. Şimdi saniyeler içinde İlker Karagöz sizin karşınızda olacak. Önce Çalar Saat'te neler olacak onu izleyelim. Ardından yarın sabah 7.45'te görüşmek üzere diyelim. Türkiye gündemi yoğun bir güne uyanıyor. Çalar Saat Türkiye'nin gündemini belirlemek için kuruluyor. Vatandaşın gündeminde ne varsa hepsi Çalar Saat'te. Anayasa Mahkemesi KYK ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen yetkileri iptal etti. Erdoğan hangi atamaları yapamayacak? Böyle bir artış olmayacak diye düşünüyorum. Enflasyon zirveyi gördü, maaşlar eridi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı ise fedakarlığı asgari ücretliden bekliyor. Temmuz'da ara zam olacak mı? Almanya'ya gidip çalışmak ister misiniz? Gitmek isterim. Geleceğini yurt dışında görenler için Almanya fırsat kartı uygulamasını başlattı. 6 puan toplayan Almanya'ya gidebiliyor. O şartlar neler ve puan hesaplaması nasıl? Birazdan Çalar Saat'te.
İstanbul Küçükçekmece'de kendiliğinden yıkılan binanın sahibi yarısı bizden kampanyasına başvurduğunu, sonuçlanamadan binanın yıkıldığını söyledi. Peki o kampanyada son durum ne? Sürekli mantar gibi her yer rüzgar gülü oldu. İstanbul Silivri'de tarım arazileri ve ormanlar üzerinde genişlemek isteyen rüzgar güllerine köylüler izin vermedi. Çet bilgilendirme toplantısına nasıl karşı çıktılar? Birazdan. Yüksek sıcaklıklar sağlığı ve güzelliği tehdit ediyor. Güneşten korunmak lazım ama bu kez de cep yanıyor. Cilde zarar vermeyen güneş kremlerinde fiyat ne kadar arttı? Bu yaz ekstra bir pahalılık söz konusu. Özel konu başlıkları ve konuklarıyla gündem belirleyen haber bülteni Çalar Saat başlıyor.